Benim sorum misvak hakkındaki görüşleriniz nedir? Saygılar demiş. Misvak. Misvak mis gibi kokar. Arak ağacının dalından kesilir. İçi süngerimsidir, böyle ince ince, çok ince liflerden oluşuyor. Parmak kalınlığı ama içi böyle sarımsıdır. Çok hoş, kendine has böyle keskin kokusu vardır. Yani böyle iç açıcı, böyle rahatlatıcı bir kokusu vardır. Onun uç kısmı suya batırılır, yumuşatılır, hafif ezilir. Sonra o lif lif ayrılır böyle. Adeta diş fırçasının fırçası gibi olur. Evet, o tarzı alır. Hoştur. Yani dişe sürülmesi, ağızda değil mi, böyle temizlik için kullanılması güzel olur. Ama bu şöyle olması lazım. Birincisi, bunu cebinde taşıyan kişiler var. Sık sık çıkarıp ağzına sokuyor, geri cebine koyuyor. Yine ağzına sokuyor, yine cebine koyuyor. Bu kirli bir işlem. Yani bunu detaylandırmayayım ben. Görünüşü de kirli. Hali de kirli yani ve mikroba çok açık. Hijyenik değil tabii. Yani orada her türlü bakteri ve mikrop ürer. Onun kullanıldıktan sonra çok güzel yıkanması lazım. Diş fırçası nasıl yıkanılıyor? Çok temiz yıkanması lazım. Yıkandıktan sonra da asılması gerekiyor. Yani herkesin kullanabileceği bir şey değildir o. Özenli olması lazım. Yani rahatça kuruyabileceği bir yerde asılması lazım. O şartla o şekilde kullanılır. Ama diş temizliği için, mesela biz diş doktoruna gidiyoruz, diş taşlarını temizletiyoruz. Peygamberimiz zamanında var mıydı bu tip bir çalışma? Olmayabilir. Bu bir nimet. Biz bunu kullanırız. Diş macunu. Çok güzel. Mesela antiseptik bir madde. Flor taşıyor içinde. Dişlere bayağı fayda oluyor. Ömrünü uzatıyor Allah'ın dilemesiyle. Onu da kullanırız. Bayağı güzel. Yani sünnette olmaması onu kullanmamamızı gerektirmez. Peygamberimiz olsa belki kat kat tavsiye edecekti. Yani güzelliği, ileriye giden her türlü gelişmeyi Peygamberimiz kabul etmiştir. O devrin en ileri teknolojisi, en iyi tekniği oydu. Misvaktı. Misvak olmasa belki başka ağacın dalı kullanılacak. Ama en uygunu misvak olduğu için misvak kullanmıştır. Dolayısıyla orada amaç dişin tertemiz, pırıl pırıl, bembeyaz olmasıdır. Onu nasıl sağlarsa sağlar kişi. Ama misvak da olursa onun güzel kokusundan istifade eder. Hakikaten hoş bir şey. Yani böyle dimağı açan, rahatlatan güzel bir şey. Fakat Peygamberimiz de kullandığı için o günleri hatırlamış oluruz. O günlerin heyecanını duyarız. O sünneti yaşamanın heyecanını duyarız. Ama diş fırçası da kullanırız, diş macunu da kullanırız, misvak da kullanırız. Yani onu kullanmış olmak, onu kullandırtmamaya gerekmez. Veya diş macunu, fırçası kullanıyoruz da misvakı hiç kullanmayacağız demiş yok. Ha, hoşumuza gider, o günleri anmak, sünneti ihya için yaparız, kullanırız. Ama yani insanları tiksindiren uygulamalardan da şiddetli kaçınmak lazım. Müslüman nezih, temiz, değil mi? Arı ve duru olacak. İtici hiçbir şey yapmaması lazım. Tertemiz, görünümü tertemiz, uslubu tertemiz, ağzı tertemiz, gözleri, değil mi? Eli ayağı her yer tertemiz olması lazım. Uslubunun çok temiz olması lazım. Bunun için de akıl, irade ve emek gerekir. Yoksa insan acizdir. Bir anda kirlenir. Çok kısa sürede kirlenir insan. Allah özel olarak öyle yaratmıştır. Yani mesela sabah kalktığında bir insan, değil mi? Çok bakım yapması gerekiyor. Elini yüzünü yıkıyor, banyo yapıyor. Ondan sonra kendine geliyor. Ondan sonra daha hoş bir görünüm elde ediyor. Yani nadir insan yataktan kalktığında düzgün olur. Çoğu dağılmış olarak kalkar. Değil mi? Bilinir bu. O insanın acizidir bu. Ama akıl, irade kullanılırsa insan güzel olur, hoş olur.